Ben sözümde durdum beyler. 5000 like atarsanız yeni video atacağım dedim. Atmışsınız. İlginiz için teşekkür ediyorum. Videoyu yükledim. Ha bu videoya da 5000 like gelirse yine aynı şekilde elimde bir video var hazırda. Onu direkt kanala yükleyeceğim. Videonun konusunu da söyleyeyim size. Bir spoiler vermiş olacağım. Photoshop programıyla kendini değiştiren bir kız var. Onu anlatacağım. Hepinize iyi seyirler. Üniversiteye gittiğim bir dönemde karanlık bir döneme denk geldim. Param bitmişti. Harcamalarım çok fazlaydı. Yani kontrollü harcama yapamıyordum. Çok para harcıyordum. Param erken bitmişti. İnternetin faturasını yatıramadım. İnternetim kesildi. Cebimde 50 lira var. Evde boş boş oturuyorum. Ama böyle işte bir televizyon izleyebiliyorum. Bir de sigara var. Sigara içiyorum. Sigaranın birini yakıyorum. Diğerini söndürüyorum. Birini yakıyorum, diğeri söndürüyorum. Bu devran böyle dönmez dedim. E canım da sıkıldı yani. Televizyonda sarmıyordu. Uyku da tutmuyordu. Canım sıkkın çünkü. Ya dedim hele bir dışarı çıkayım. Dışarıya çıktım. Dışarıda kimse yoktu tabii. Zaten geç olduğu için ara sokaklardan kaçınarak böyle başıma bir şey gelmesin diye merkeze doğru yürüdüm. Merkeze doğru yürürken... Böyle bir tane adam böyle sallana sallana bir de bağıra bağıra geliyor. Bir kız ismi söylüyor. Bağırıyor. Neredesin? Neredesin? diye böyle. Dedim yazık gariban işte herhalde kız arkadaşından ayrıldı. İçti kafa güzel oldu. Şimdi de işte sallana sallana gidiyor yolda. Baktım ciddi ciddi nereye kayboldun falan filan demeye başladı. Ben dedim he bu kız arkadaşını kaybetmiş. Bunun kafa iyi. Ben gideyim buna bir yardım edeyim. Yaklaştım yanına. Kardeşim merhaba dedim. İyi misin? Biz bir saattir işte bağırıyorsun kız arkadaşını arıyorsun herhalde falan. Sen kimsin dedi. Ben dedim öyle yoldan geçiyordum da dedim seni gördüm böyle dedim. Herhalde dedim hani kız arkadaşını kaybettin. Yardımcı olabileceğim bir şey var mı dedim. onu dedi arayabilir misin dedi. Telefonum yoktu dedi. Telefonum onun yanında kaldı dedi. Masada unuttum. Onun yanında kaldı. Ararsan dedi çok güzel olur. Tamam dedim numarasını söyle. Söyledi numarasını aradım. Kız telefonu açtı. Alo kimsiniz? Ben işte ben Bilal dedim. Yoldan geçiyordum da dedim. Erkek arkadaşınızı gördüm. Böyle yolda elinde bir aşesi var. İçmiş herhalde. Sizin isminizi söyleyerek bağırıyor da sizi kaybetmiş dedim. Acaba yeriniz neredeyse getireyim mi kendisini? Yardımcı olayım mı dedim. Ya çok sağ olun teşekkür ederim dedi. Ben de onu arıyorum bir saattir. Arkamı bir döndüm yok dedi. Nereye gitti bilmiyorum. Sana zahmet şöyle şöyle bir mekana getir onu. Çocuğun kolundan tuttum. Götürdüm bunu. İşte bana sorular soruyor. Sen kimsin? İşte bu saatte dışarıdan ne geziyorsun? Bir derdin, bir sıkıntın mı var? Ama tabii bunun kafa biraz açık olduğu için hiç geçiştiriyorum çocuğu sürekli bir şeyler demiyorum. Kız arkadaşının yanına götürdüm. Ee, ...sağ olasın Allah razı olsun dedi... ...gel dedi otur ya dedi... ...sana bir tane bira ısmarlayayım dedi... ...ama beyler benim de canım nasıl çekiyor... ...çünkü zaten dertliyim... ...zaten canım sıkkın... ...alacak param da yok... ...çocuk bana ısmarlayayım dedi... Üf Allah dedim... Ismarlarsan çok güzel olur dedim... ...oturdum bir de bunlarla içtim... ...sağ olsun bana ısmarlamıştı... ...dertleşmeye başladık işte... ...bana sorular sormaya başladı... ...ee dedi söylemedin dedi... ...sen dedi bu saatte ne geziyorsun dışarıda... ...o saatte dışarıda gezen adamın dedi... ...ya bir derdi vardır... Ya eğlenmeye çıkmıştır. Sen dedi böyle çok eğlenmeye çıkmış bir tip gibi durmuyorsun dedi. Anlat bakalım sende ne var dedi. Anlattım işte benim dedim durumumda şu an sıkıntı var işte öğrenciyim. Ee, problemli bir dönem yaşıyorum. Tenet faturasını falan ödeyemedim. İş yok. Harcamalarım da biraz fazla oldu kabarık geldi. Öyle kaldık dedim can, can sıkıntısından evde uyku tutmadı dışarıya çıktım dedim. Aa dedi ne dert ediyorsun dedi ben dönercide çalışıyorum dedi. Uzun zamandır bizim işimiz çok iyi dedi. Yani Kimse bizim iş gibi bir iş bulamaz. Bizim patronumuz melek gibi iş çok güzel. Maaşı dolgun veriyorlar. İstiyorsan sana iş ayarlayayım orada part time dedi. Bizde var dedi biz eleman arıyoruz dedi. Bu benim bir hoşuma gitti. Burada dedim valla yardımcı olursam mükemmel olur. İşte kızla falan konuştuk muhabbet ettik. Ondan sonra bunlar hadi dedi kalkın gidelim. Kalktılar dışarıya çıktık. Tabii bunların kafa biraz dönük ya. <laughs> şarkı falan söylediler eğlendiler. En son işte taksinin yanına gittiler. O zaman dedi kardeşim dedi ben sana numaramı veriyorum. Beni yarın ara. Yarın seni patronla görüştürürüm. İşe başlarsın. Cebinden para çıkarttı. Bak dedi saat çok geç. Üşürsün. Evinde uzak büyük ihtimalle. Al dedi şu 50 lirayı. Taksiye bin evine git dedi. Valla dedim sağ ol kardeşim ya. Hiç gerek yok. Yürüyerek giderim dedim. Ya aman ne konuştun al ya dedi. Uzattı verdi sağ olsun. <laughs> Benim kafamda o 50 lirayı aldıktan sonra internetin faturasını ödeme isteği uyandı. Çünkü bende de 50 lira var. Bilin bakalım internet faturası ne kadar? 95 lira. Hadi bakalım. internet faturasını ödüyorum. Sağ olsun verdi parayı. Numarasını da verdi. Kaydettim. Bunları bindirdim. Taksiye. Ben de ya taksiyle gideceğim o ben de şuradan ileride bir tane taksi bulurum diye gittim. Ama yürüyerek gittim. Ertesi gün kalktım. Direkt internet faturasını ödedim. Ha, i̇çim çok rahat etti. Yani bir rahatlama geldi beyler. İnternet açıldı falan. Sonra direkt çocuğu aradım. Saat 5 gibi falan. Kardeşim dedim merhaba işte dün konuşmuştuk senle bana iş ayarlayacaktın. Hatırladın mı beni? Ya hatırlamaz olur muyum? Eyvallah kardeşim ya. Yer dükkanın yerini tarif etti. Vallahi dedi biz şu an dükkandayız patron da burada. İstiyorsan gel hemen görüştüreyim seni dedi. Çok uzak değilsen gel dedi. Bugün bile başlarsın belki dedi. Tamam dedim çıktım evden gittim. Dediği gibi patron gerçekten çok böyle şey melek gibi bir adam. Yani işleri güçleri iyi aslında elemanlarına da çok ses etmiyor adam karışmıyor öyle kibar da bir adam sert dilli bir adam değil yumuşak böyle tane tane konuşur tatlı tatlı konuşan bir adam bana söyledi işte bak güzel kardeşim dedi ben seni işe alırım e, sen part time çalışmak istiyorsun ama part time olarak seni bir tek geceye alabilirim dedi 9'da bir arası boş sana uyar mı? Bir problem olur mu? Yok hocam bana ne problem olacak? Olur dedim. Bana sıkıntı yok. Her türlü uyar. Tamam o zaman bugün başlayabilirsin dedi. Hayırlı olsun dedi. Maaşın şu kadar falan filan. Güzel de bir maaş söyledi. Part time çalışıyorum. 4 saat çalışıyorum ama yine de iyi paraydı beyler. Normalde işte bir insan 100 lira alıyorsa adam bana 70 lira veriyordu mesela. Çok çok iyiydi. Hani iyi alıyordum. Hoşuma da gitti. O gün işte Beni bir tane çocukla tanıştırdılar. O konuştuğum çocuk da oradaydı. 9'da çıkıyormuş. Ben onun yerine devam edeceğim aslında. Bana işi falan gösterecek işte çocuk. Ee, bak dedi kardeşim burada dedi yanında bir eleman olacak. O dedi sana anlatacak o tecrübeli. Ee, bir şey olursa aklına bir şey takılırsa ara hiç çekinme sor bana dedi. Yardımcı olurum sana dedi. Git de. Beni o tanıştırdıkları çocuk da oranın en eski elemanlarından birisi. Kıdemli biri. Patronluk taslayan yavşak bir insan. Yani böyle, çok itici bir insan. Çok böyle... Böyle bu öldüresiniz geliyor tamam mı? Öyle birisi. Çok böyle sivri dilli konuşuyor, insanları küçümsüyor, egosu tavan yapmış. Hani patronla bile neredeyse böyle şey olarak konuşuyor yani. Onu bile ezikleyici konuşuyor. Öyle yani. Eski eleman ya kimse bir şey diyemiyor. Neyse abi bana geldi işte işi falan anlattı. Bak dedi salon var falan. Şimdi 3 katlı beyler. Ee, bir ara kat var. Ara kat müşterilerin girmiş olduğu normal tezgahın olduğu yer alt kat zemin kat mutfak üst kat aile yeri. Sen dedi salonda duracaksın dedi. Ben dedi burada eski elemanım dedi kasaya da bakıyorum dedi. Bana iş buyurmayacaksın. Kendi işini yapacaksın. Benim iş söylememi beklemeyeceksin. Masam boşaldı gidip toplayacaksın şöyle böyle anlatıyor. Tamam mı? Anlattı etti. Ben ses çıkarmadım işte ilk gün çok bir soru çıkmadı. Çalıştım abi paramı aldım işten çıktım. İş gayet temiz çok hafif yorucu değil. Aşırı basit. Parası çok iyi, saatleri çok iyi. Gayet tıkırım yerinde. Çocuk çıkışta beni aradı. Bilal dedi nasıl beğendin mi kardeşim? Memnun kaldın mı? Dedim Allah razı olsun çok iyi bir iş. Yani çok memnunum. Gel istiyorsan dedi biraz takılalım dedi. Ben de eve geçeceğim dedi. Yanına gittim. Birazcık oturduk. Eve geçtim direkt. Bu böyle bir müddet devam etti. Ben işte işe gidiyorum, eve geliyorum, işe gidiyorum, eve geliyorum. Her şey dört dörtlük gidiyor. Para kazanıyorum, param var artık. Ama bir problem var. Çocukla biz anlaşamamaya başladık. İnsanlar böyle uzun süre birbirine maruz kaldığında tahammül edemiyor artık yani. Yavaş yavaş birbirlerinden rahatsız oluyorlar. Bu da benden rahatsız oluyor ve sürekli böyle laf sokarak konuşuyor. Bu da beni irite ediyor yani beni gaza getiriyor. Bir tane koyacağım suratına ters döndüreceğim çocuğu ama kendimi tutuyorum yani. Bana böyle ters ters konuşması benim canımı sıkıyordu ama ben görmezden geliyordum. Aman bana ne amına koyayım it yürür. It yürür kervan yürür. Ben yoluma bakayım bunu da siklemeyeyim diye takmıyorum ben bunu artık cevap bile vermiyorum. Bunun böyle ego tavanlarda üst katta bir masayı boşalttım topladım. Aşağıya iniyorum. Salonda da bu olduğu için içeriye bir tane adam giriyor. Böyle taşşaklı. Nasıl giyinmiş? Görseniz film artisti falan. Kaliforniya'dan gelmiş sanki. Adamın öyle bir giyim tarzı var böyle. Işıl ışıl parlıyor. İçeriye girdi şöyle. Bir sağa baktı. Bir sola baktı. Masaya oturdu direkt. İşte bizim çocuğu da uzaktan izliyorum ben. Bir yanına gitti. Buyurun hocam dedi ne alırsınız dedi. Ne var sizde dedi söyledi işte. Ya dedi, döner var şu var bu var çocuk sayıyor. Adam bir an nazım bunu ters dedi. Adam da böyle zengin müzik bir ya o da böyle aşağılayacak adam arıyor egosunu tatmin edecek. Ne varsa getiriyor dedi. Git her getir dedi. Ters dedi bunu. Çocuğun zaten ego tavan ve ben bunu izliyorum. Kendisini izliyorum. Adamın yaptığı muameleyi görüyorum. Bu, bu bayağı bir sinir oldu ama kendini tuttu. Böyle geliyor ama içinden söverek geliyor. Senin anne ne her böyle içinden sessiz sessiz seviyor Ustanın yanına gitti. Ya şu gelen tipe bak dedi. Şimdi dedi koyacağım kafayı bayılacağım. Amına kudumu çocuğu. Niye dedi böyle aptal aptal konuşuyor dedi. Bunun havasını yerim lan ben falan yaptı böyle. Birazdan dedi işte bunu kalkıp öldürürüm falan yapıyor. İşte usta da şey diyor kardeşim sen işine gücüne bak. Umursama sen çalışansın. Takma. Sen servisini yap geç amına koyayım dedi. Çok şey yapmana gerek yok dedim Mu, e, Muhabbet etmene gerek yok dedi. Abi dedi görmüyor musun ya tipi dedi. Git bana döneri getir falan. Böyle mi istenirmiş falan yaptı. Sen dedi buna bir hazırlasana dedi. Porsiyon hazırla dedi. İki, iki porsiyon döner hazırla dedi. Usta dedi ki emin misin kardeşim? Adam iki porsiyon döner mi istedi? Abi bana git döner getir dedi. Ne olduğunu söylemedi. Umurumda değil dedi. Yap dedim madem parası var madem taş haklı yesin amına koyayım dedi. Ben dedi şimdi ona bir tarife yapacağım dedi. Kazığı nasıl götüne sokuyorum bak beni iyiiz dedi. Tabağa patates koydu salata yaptı. Bizde öyle şeyler yok normalde. Yani salata var, patates de var da o şekilde servis edilmiyor. Çünkü yani servis nasıl diyeyim? Ürünleri beyler satarken bir tane bizim şey vardı. Böyle bilgisayar vardı. Oradan geçiyorduk biz. Tek tek ürünlerin fiyatı var. Ama bizde salata diye bir ürün yok mesela. Patates diye bir ürün yok. Usta dedi ki: "Kardeşim sen bunları nasıl geçeceğim peki?" dedi. "Abi içecek olarak geçer zamana koy. Ne olacak ki?" dedi. Gitti. Adamın yanına gitti daha döner hazır olmadan tatlı olarak ne alırsınız dedi. Adam da şöyle tip tip baktı buna. Siz tatlıcı mısınız dedi. Yok değiliz efendim dedi. Tatlımız da var dedi. Ne alırsınız tatlı olarak dedi. Kazık sokacak ya. Sokacak yer arıyor. Adam dedi git getir bir şeyler. Hallet dedi. Adam o kadar ağzı ki git getir bir şeyler deyip duruyor. Bizde de tatlı var iki tane. Tatlı değil. Dur. Bak. Beyler şu anki dönercilerde gidiyorsun şey yazıyor. İşte tavuk döner ayran artı tatlı daha ne verelim patatesi şunu bunu bir paket yapmışlar böyle. Sanıyorsun böyle ülkeyi sırtlamışsın böyle. Ülkeyi satın alıyorsun. İşte tavuk dönerinden tut patates içecek tatlı. What the fuck? Çok iyi paket diyorsun. Yani yok yok tatlısı var. İşte içeceği var, atıştırmalığı var, yemeği var. Tatlı bir geliyor amına koyayım 2 liralık danette. Puding. Oğlum ben onu küçükken çocukken annem gibi bana alıyordu. Bebekken yediriyordu yani. Bu tatlı değil ki. Tatlı dedikleri şey puding beyler. Ondan var işte. Onları biz mesela pahalı satıyorduk. Normalde işte mağazada e, normalde şeylerde ne kadarsa marketlerde biz iki katına satıyorduk. Bir de profiterol var. Paketli bilirsiniz onu binlerde satılıyor ya onlardan satıyordu bir de paketli künefe var. Küçük yuvarlak tabağa koyuyorsun ateşin üstüne koyuyorsun şerbetini döküyorsun hop 2 dakikada hazır peynirli künefe. Peynirli künefe çok pahalı kimse yemiyordu yani günlük 3 tane 5 tane ya satıyorduk ya satmıyorduk. Böyle açlık yani tatlı krizi olan bayanlar falan gelip yiyordu genelde onu. Bu künefe hazırlattı adama işte iki porsiyon işte döner yanında kocaman tabak salata işte patates bir, bu bir buçuk porsiyon patates bilmem ne böyle. Masayı görün beyler 10 kişi o sofraya 10 kişi otursa doyar o masaya. Gitti masayı donattı adam dönerden iki çatal aldı tatlıdan iki çatal aldı içecek götürmüştü kutu kola, iki yudumundan ondan aldı adam kalktı. Abi ben anlamıyorum bak tamam zenginsiniz paranız var eyvallah yani. Ya yani niye böyle şov yapma gereğinde bunu? ben bunu... Ben buna çok ayar alıyorum beyler. Bir mekana gidip böyle nasıl derler? İki çatal bir şey alıp kalkanlara ben uyuz oluyorum abi. Yemeyeceksen yeme be orası bu çocuğu. İki çatal yiyeceksen geber amına koyayım yeme yani. anlatabiliyor muyum? Niye çöpe attırıyorsun abi onu? O şimdi siktir olup çöpe gidecek yani. Bir tabak koskocaman şey. Hadi patatesi bir şekilde hani tekrar kullanımı sunmak üzere alırsın. Ama abi şimdi döner yani kesildi tabağa kondu falan. Zerzevata atıldı onun üstüne. O çöpe gidecek amına koyayım yani sen ne kadar aptal bir insan olabilirsin. Bu kalktı işte hesap vermeye gitti çocuk ee, kasadaydı. O ağzı havada olan çocuk hesap yapıyor. Ama böyle nasıl hesap yapıyor biliyor musunuz? Adamı sinir etmek için elinden geleni yapıyor. Siz ne vardı işte şu vardı bu vardı böyle artı şu kadar artı bu kadar. Yani sinir ediyor. Senden fazla alıyorum. Belanı şey yapacağım birazdan falan. 200 lira hesap çıkardı. <laughs> Şimdi aranızdan bazıları şey diyecek. Abi 200 lira ne amına? 200 lira para mı? 200 liraya abi bir tane pizza parası. Beyler o zamanın 200 lirası şimdinin belki 400'ü 500'ü vardır. Ha, o zamanların 200 liranın bir değeri vardı yani tekli. Zordu yani 200 lira o zamanlar bulmak. Adam'a 200 lira deyince adam şöyle dedi. Siz döneri 200 liraya mı satıyorsunuz? Dedi. Ya bizim çocuk da tabii en baş şeye geçti. Adam böyle deyince şey muhabbetine geçti. Ya dedik hocam yani Hesapta dedi bir sıkıntı mı var yani ödeyemeyecek misiniz falan yapmaya başladı böyle. Kardeşim dedi 200 lira hesap ne dedi. 200 lira benim için hiçbir şey dedi yani. Ben dedi 200 lirayı yere atarım eğilip almam dedi yani. Öyle bir para da dedi dönerin 200 lira olması bana garip geldi dedi. Sanki beni birazcık dolandırıyor musun gibi hissettirdi dedi. Cebinden işte çıkardı cüzdanından 200, 200, 200, 600 lira koydu. Ben dedi yediğimin iki katını dedi bahşiş bırakırım dedi. Resti çekti çocuğa. Çocuk göt ediyor yani. Hani parasıyla dövüyor çocuğu. Çocuk da gururuna yediremedi. İki tane kutu var. Biri tip box. Bir de o zamanlar SMA hastası bir çocuk varmıştı. Kutu vermişlerdi bize bununla para toplayın diye. 400 lirayı aldı. SMA kutusunun içine attı. O zaman dedi biz de bunu bağış olarak kabul edelim dedi. Çünkü dedi bizim de para ihtiyacımız yok. Do tok 400 liraya attı SMA hastası şeyinin kutusuna. Bu bunu atınca benim bir sinir ben bir sinirlendim sinirlenme sebebini söyleyeceğim beni yanlış anlamayın. Gururu için o parayı oraya attı. Normalde o çocuk oraya o parayı atacak bir insan değil ve o para kendisinin de değil. O para tipin, tip baksın. Kendine ait bir para değil. Onu dört tane garson bölüşüyor. Kendine ait bir para değil. Bize de sorması gerekiyor. Çünkü onda bizim de hakkımız var. Tamam iyi yaptı, güzel yaptı. Atsın abi hepsini atsın. O parada benim gözüm yok. Ama bize sorması gerek. Çünkü kendisininmiş gibi sırf gururunu, egosunu yenmek için o parayı oraya attı. Ben biliyorum. SMA, MMA onun skininde bile değil halbuki. Sadece adamı bozabilmek için oraya attı o parayı. Ben de buna tilt oldum. Gittim Tipbox'ta o gün 100 lira bahşiş almıştım. Tipbox'a atmıştım. Müşteri gittikten sonra işte lavuğu nasıl bozdum falan ustaya söylüyor. Tam bu böyle konuşurken Tipbox'ın içinden 100 lirayı aldım. SMA kutusuna doğru atmaya şey yapıyorum, yelteniyorum. Gördü beni. Sen ne yapıyorsun dedi? Ben dedim bugün işte 100 lira aldıydım da dedim on da dedim sevmeye atalım ya. Adamlar dedim hasta işte para lazım onlara. 100 lirayı dedim atıyorum. Sen ne hakla dedi tip baksın içinden para alırsın dedi. Bilmem ne işte. Bana sordun mu dedi kendi kafana ne iş yapıyorsun? E amına koydum mu çocuğu sen niye attın 400 lirayı? O para sana verin dedi ki o para tip verildi amına koyayım sen ne anlatıyorsun? Sen de attın dedim sen atınca bir şey yok hiç sıkıntı yok ben atınca mı sorun oldu? Madem dedim SMA al sana SMA. Niye itiraz ediyor? 400 liraya atan adam 100 liraya niye itiraz ediyor? Hadi gelin bana bunu açıklayın. Neyse biz bunu tartıştık. Para tipte kaldı falan. Ben çıkışta benim yani çok moralim bozuldu bu olaya. Bizim çocuğu aradım durumu anlat. Aga dedim böyle böyle. Bu yavşak dedim geldi böyle bir şey yaptı. Sonra ben bunu söyleyince dedi dur dedi. Acil yanıma gel dedi. Bu orospu çocuğu daha önce de böyle bir şey yapmış dedi. Çabuk dedi yanıma gel. Yanına gittim. Bana olayı anlattı. Ya dedi bu geçen gün de, dedi büyük bir bahşiş kaldı dedi, dedi. Gitti dedi onu yine kutuya attı dedi. Atsın abi sıkıntı yok da dedi yani kendisinin hakkı değil ki dedi. Burada dedi garsonlar aldığı bahşişi dedi. Tipe atmak zorunda dedi. Tipe atar atarız dedi. Dörde bölünür. Herkes payını alır dedi. Böyle bir şey yok dedi. Yani ben bağış aldım. Hadi gideyim onu e, SMA'nın içine atayım. SMA'nın içine atılacaksa dedi. Gün sonu olur. Gün sonu olur. İşte atıyorum. Tipte ne kadar birikti? 500 lira mı birikti? Toplanırız. Herkese hakkını verir. Kendi parasını tipe atar. Bize de arkadaşlar ben e, SMA hastası için bağış yapacağım. Siz de yapmak ister misiniz diye gelip bize sorar. Ondan sonra bize attırır. Bizim paramızı kendi kendine niye atıyor diye. Ben bunu bir kontrol ettim dedi. Bu dedi onun içinden para aşırıyor büyük ihtimalle dedi. O SMA hastası şey var ya kutusu. Onun içinden dedi bu para aşırıyor dedi. Sonra biz bununla konuştuk anlaştık. Ben dedi bunu işte kameradan kontrol edeceğim. Gizli gizli ertesi gün kameradan bakıyor. E, o SMA kutusunu gören kamerayı açıyor izliyor. 8x'i alıyor. 8x il ilerlete ilerlete izlerken bir gün bu geliyor abi. Hani masaları falan toparlıyorsun. E peçetelikleri, tuzlukları falan dağıtıyorsun ya. Bu orospu çocuğu kutuyu alıyor. Üst katta kamera yok. SMA kutusunu alıp üst kata çıkarıyor. Gizlice. Peçetelerin arasına sıkıştırıyor. Üst kata çıkarıyor. İki tane kaydını yakalıyor böyle kutuyu yukarıya çıkarırken. Bu uyanıyor. Diyor ki Bilal bu adam bunun içinden düdüklüyor diyor. Biz diyor bunu ortaya çıkarmamız lazım. Önce patronla görüşelim. Patronla görüştürüyor. Patron ben. Çocuk konuşuyoruz beraber. Durumu anlatıyoruz. Abi bak böyle böyle bir sıkıntı var. Bu eleman SMA kutusundan para çalıyor. Bizim bu elemana bir şey yapmamız lazım diye durumu anlatıyor. Patron diyor %100 yüz emin misiniz? Aha diyor kamera kaydı var abi yukarıya çıkarıyor diyor. Tamam diyor o zaman sizin dediğiniz gibi diyor. O 400 lirayı da bu çocuk almıştır diyor. Bir iki gün sabredin. Onun içindeki parayı da alsın. Bir gün ansızın ben bu çalışırken dükkana geleyim. Dükkana geldim de e, yanıma Bilal'i çağırayım. Bilal işte SMA hastası için toplanan parayı e, sahiplerine vereceğiz. Bana git bir tane işte torba getir Torba getirsin. Plastik torbalar var ya. Torbayı getirsin. Ben paraları çıkartayım. Torbaya koyayım. Bilal de görsün. Abi biz bunun içine 400 lira attık. Bu 400 lira nerede diye bana hesap sorsun. Sanki ben almışım gibi benimle kavga etsin. O sırada kameraları açalım, inceleyelim. Bunun foyası ortaya çıksın. Şimdi de direkt iftira atarsan dedi buna bir kulp bulur. Yani buna bir bahane bulur bizi kandırır ama bu şekilde yaparsak anlamaz bile dedi tamam dedik aradan zaman geçiyor bekliyoruz falan işte bir gün patron geliyor İş yok dükkanda sakin çok sakin müşteri yok dükkanda patron geldi Bilal gelsene ya dedi bana dedi üst katta dedi e, masanın altında plastik torba olacak dedi ara bul dedi bana getir dedi. SMA hastası paralarını dedi toplayacağız dedi. Onları bir toplayalım da dedi. Şey yapalım. Sahiplerine verelim dedi. Ben yukarıya çıktım. Çocuk bunu duydu. Yukarıya çıktım da bu böyle titriyordu tamam Terliyordu böyle. <laughs> Anlı terliyordu bunun. Bayağı bir stres yaptı. Ben yukarı çıkınca bu benim arkamdan direkt geldi bana. Çıkardı 100 lira verdi. Bilal dedi sana söylemeyi unuttum da dedi şunu acil iki ellilik yapıp gelsene dedi. Niye dedim? Ya dedi bugün bir tane adam geldi dedi işte ikimiz çalışırken. 100 lira çıkarttı. Bahşiş olarak verdi. Ve bunu ikimizin bölüşmesini istedi Tipe atmayın bunu siz bölüşün dedi Ben de de bozuk yok ben de unuttum Şimdi dedi ee, sen dedi şey yap da Şunu bozdur gel de Patron buradayken tek başıma kalmayayım dedi hani Patron şimdi gider ben kasada olurum Sen para bozdurmaya gidersin İçeriği müşteri falan basar Hadi dedi git bunu bozdur gel Beni kandırmaya çalışıyor Torbayı alacak patrona götürecek Olayını sütun çek. Dedim tamam dedim aldım 100 lirayı Poşeti aramaya devam ediyorum e gitsene dedi. Tam gideceğim dedim. Şu poşeti alayım da patrona götüreyim dedim. Hani iste dedim. Bilal dedi söylediğim şeyi yapsana dedi. Ben götürüyorum poşeti. Bırak dedi. Boş dedi. Ya dedim abi sen benim işime ne, ne karışıyorsun dedim. Ne karışıyorsun yani. Niye bana sürekli müdahale ediyorsun? Tamam götüreceğiz. Bekle, sabret. Sen dedim git aşağı. Yani peşimden geliyorsun. Ben halledeceğim dedim. Bu bana bir tilt oldu. Taşkınlık çıkarmaya başladı. Sen benim dediklerimi niye yapmıyorsun bilmem ne dedim. Ya kardeşim senin derdin ne? Paranın bozulması mı? Bana 50 lira vermek mi? Al. Ah, Cüzdanımdan çıkarttım 50 lirayı, buna verdim. 50 lirada öyle siktim beyler. <laughs> 50 lirayı buna verdim dedim. Ah, ah bozdurmaya gerek kalmadı dedim. Yürü git dedim. Ben dedim rahat bırak. Mecburen gitti bu. Ee, aşağıya gitti. Ben hala poşeti arıyorum, bulamıyorum bir türlü. Pat bir ses geldi. Bir şey düştü kırıldı. Bu cam şişe içecekler var ya. Ondan kırmış çocuk. Acilen dedi Bilal, Bilal, Bilal çabuk gel işte. Müşteri gelecek şimdi ortalık patlı. içecek patladı bilmem ne. Ortalığı karıştırmaya çalışıyor İbni. Patron da hemen şey yaptı. Tamam dedi sıkıntı yok. Bekle dedi poşeti getirsin dedi. Sen hallet onu dedi. Bilal'in işi var dedi. Kendi orayı temizlerken ben poşeti götürdüm. Bir yandan ufaktan ufaktan bizi izliyor. Ben de oradan patrona poşeti veriyorum. Patron parayı saydı. Poşete koydu. Ben gördüm dedim. Patron dedim. Sevme hastası için toplanan para bu mu dedim. Evet dedi. Abi dedim biz bunun içine geçen gün 400 lira atlıydık dedim. iki tane 200'lük banknot. Nerede dedim. Patron işte bana çıkışmaya başladı. Ne demeye çalışıyorum falan. Yani kavga süsü veriyoruz. Ben patronla tartışıyorum süsü veriyoruz. Biz böyle süs verince tabi bu mutlu oldu önce biraz. Aa patronla tartışıyor şimdi. Patron bunu kovar siktir eder gönderir falan. Sonra patron, patron beni alttan aldı. Bilal'cim gel bak göstereyim kameradan. Bunun içinde bunlar çıktı. Ben buradan para falan almadım diye. Beni aldı kamera odasına götürdü. Beni kamera odasına götürtünce biz kayıtları zaten almıştık öncesinden. O kayıtları aldık dışarıya çıktık. Beni çağırdı çocuğu çağırdı. Çocuğa şey dedi işte. Bilal dedi bize geçen gün bu kutunun içine 400 lira atmışsın dedi. İşte müşteriden aldım bir 400 liraya atmışsın dedi. Öyle söyledi bu doğru mu dedi. Allah dedi hatırlamıyorum ya 400 lira mıydı başka bir para mıydı çok dedi çıkartamadım ne oldu ki dedi. Ya dedi bir para eksik de dedi onun için soruyorum dedi. Dur ustaya da sorayım da tam olsun dedi. Ustaya gitti sordu usta dedi evet 400 lira para atıldı onun içine. Adam geldi kardeşim dedi sen geçen gün dedi bu kutuyu üst kata çıkarmışsın niye çıkardın dedi. Çocuk orada hemen bir duyar yapmaya hemen bir kendini acındırmaya çalıştı. Abi dedi o para normalde işte SMA kutusuna atılmadı. O parayı bana müşteri verdi, bahşiş olarak. Ben gururuma yediremediğim için o sema kutusunun içine attım. Sonra da o paraya ihtiyacım vardı. Onu gidip aldım. Kusura bakma yaptım yanlış bir şey. Böyle yapmamam gerekiyordu ama e, mecburen yaptım. Yani adam onu oraya atmadı aslında. Oraya onu ben koydum. Sorabilirsin. Bilal'e de sorabilirsin. Usta'ya da sorabilirsin. Ben masumun falan ayaklarına yatıyor. Adam dedi ki ee bu ikinci kayıt ne? İkinci defa da çıkartmışsın. Bunun içine 100 lira atan da oldu. O 100 lira da yok ortada. Adam içinden para aşırıyor işte. Böyle olunca tabii çocuk sesini kesti. Ben ne desem de siz inanmayacaksınız dedi. Cezam neyse kesin dedi. Ben de yoluma bakayım dedi. Adam buna dedi bir daha bu dükkanın önünden geçmiyorsun dükkandan alacağı varmış. Onu da dedi siliyorum dedi. Alacağın mı alacağın yok dedi. Önünü çıkar dedi. İşi bırak dükkanın da bir daha önünden geçme dedi. Bunu sikletti gönderdi. İçimin yağları nasıl eriyor ama benim. Bunun bir gidişi var. Ben arkadan bir izliyorum bunu böyle taşacak geçerek. Hani çok güzel bir gidiş oldu anlatabiliyor muyum? Şöyle sigarayı yaktım kahveyi arkadan izliyorum bunu. Aman ne seni diye. İşte bu da böyleydi beyler. İzlediğiniz için Hepinize teşekkür ederim. Bir şey söyleyeceğim. Siz niye like atmıyorsunuz amına koyayım? Yani ne istiyorsunuz beyler? Yani bak videoda atıyorum ama like atmıyorsunuz. Ayıp ediyorsunuz bak. Anlaşamayız. Sizleri seviyorum. Sonraki videolarda görüşmek üzere.